Evet selamun aleyküm kaldığımız yerden devam ediyoruz soru cevap etkinliğine e, dua isteyen kardeşlerimiz var onunla ilgili konuşmuştuk geçen bölümün sonunda e, Ahmet Oruçoğlu kardeşimiz abi selam kendi esmamızı yönetici esmamızı nasıl buluruz diye sormuş konuyla ilgili biraz önceki soruyla cevap vermiştik e, onu dinleyebilir kardeşimiz eee Seda Burak kardeşimiz şöyle demiş. Dua ederken önce sesli yani kısık sesle Rabbimize hamd edip güzel iltifatlarda bulunsak, övgülerde bulunsak, övgülere en layık olana istediğimizi, derdimizi içimizden söylesek nasıl olur? Yani iblisçiklerin duymaması, araya kaynamaması, oyunlarından uzak kalabilmemiz için, bilmemeleri için demiş. Bununla alakalı da Enes Hocam zaten yazılı olarak cevap vermiş kendisine. Duayı sesli ya da sessiz edebiliriz. Önemli olan bunun kalben, gönülden olması demiş. Gönlünüz nasıl rahat ediyorsa o şekilde yapın demiş Enes Hocam. Allah razı olsun. Seda kardeşimizin başka bir sorusu var. O konuda da yine kendisine dua ediyoruz. Uzunca bir soru. Cevaplandığı için burada geçiyorum. Bir başka sorusu var. Allah hepinizden razı olsun. İlminizi arttırsın. İmanımızı ve kalbimizi nasıl hem koruyup hem de nasıl güçlü tutabiliriz demiş Enes Hocam. Bununla alakalı da yazılı olarak bir cevap vermişsiniz ama hani geneli ilgilendiren bir konu olduğu için belki kısaca burada da bir anlatmakta fayda olabilir. İmanımızı ve kalbimizi nasıl hani hem imanımızı güçlendireceğiz hem de kalbimizi koruyacağız imanımızı güçlendirebilmek için ilk önce Mustafa hocamızın da daha önce birçok kez deklara ettiği gibi imanımızı bir yerden mi kaçırmaya çalışıyoruz, ne yapmamız lazım? İlk önce bence burada düşmanımızı tanımamız lazım. Düşmandan mı kaçıyoruz yoksa düşmanı mı kovalıyoruz, hangi pozisyondayız? Eğer zaten düşmandan kaçıyorsak bu imanı kaçırırken zaten hani bazen insan hızlı bir yere koşarken elindeki birçok şeyleri de kaybedebilir oradaki o atmosferin içinde ee, bunun için e, iblisten kaçmayalım, iblisi kovalayalım. İmanımızı böyle koruyabiliriz. Tabi imanın alanı çok geniş. Yani hem zahiri boyutta hem de manevi boyutta. İmanımızı besleyecek olan vitaminler nelerse ki her zaman esmalardan bahsediyoruz. E, böyle bir endişemiz veya korkumuz varsa e, bu korkuları giderecek olan vitaminler nelerse onları takviye ederek imanımızı üst sekmene çıkarabiliriz ki Hz. Kur'an ifadesiyle اَا مِنُوا كَمَا اٰمَنَنَّسُ diyor allah Teala. O iman edenler gibi iman edin. Tabi burada peygamberlerden bahsediyor, sahabe-i ikramdan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Onlar gibi iman edebilmemiz için biraz da onların hayatlarına bir bakalım. Nasıl iman etmişler? Nasıl bedel ödemişler? Nasıl gayret etmişler? E, zaten doğru iman edince de katte korunmuş oluyor. E, hani daha önce de Fuat kardeşimin de hani kalbin imarı ile alakalı birçok konularla alakalı defaatle zaten zikretmişti. Kalbin imarı için şöyle kalbin imarı için birincisi kalbin mimarını tanımak lazım. Kalbin mimarı tanınınca zaten kalp imar oluyor. İmar olunca da zaten kul zaten birçok konularda hakikatleri elde etmiş oluyor. Allah razı olsun. Burada Mustafa hocamızın daha önce Spotify kayıtlarında yayınlanmış olan bizim de sonrasında PDF'e de dönüştürdüğümüz Düşmanını Tanımadan Savaşı Kazanamazsınız adlı bir serisi var. Burada Mustafa hocamız detaylı olarak anlatmıştı. İmanımızı kimden koruyoruz, kimden kaçırıyoruz, düşmanımız kim, ne yapmamız lazım? Ana düşmanımız şeytan ve onun ordusu. Hal böyle olunca imanı koruyabilmek için onun en büyük düşmanını iyi tanımamız lazım. Ona göre önlem almamız lazım. Mücadeleyi, savaş taktiklerini anlamamız lazım. Lütfen bununla alakalı hem ses kayıtlarını hem de hazırlamış olduğunuz PDF dosyayı indirip okuyun. Bütün bu içeriklerin tamamı ücretsizdir. Buradan bir daha tekrar ifade edelim. Herhangi bir ücret söz konusu değildir. Sadece Drive linkinden dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz. Yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz. Burada düşmanın bütün taktikleri detaylı şekilde anlatılmış vaziyette. Bunlardan faydalanarak ve insanları faydalandırarak inşallah Rabbimizin rızasına da ulaşmaya çalışalım. Hafize Özkan kardeşimiz kalbin imarını sormuş. Kalbi nasıl temizleyebiliriz demiş. Bu konuyla ilgili dediğimiz gibi bir ayrı video çekmeye gayret edeceğiz inşallah. Bu dünya kimseye kalmaz. Rumuzlu bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Bir anne neden evladına düşman olur? Başka sebeplerle onun hayatını mahveder. Bütün haklarını elinden alıp yüzü gülmesin diye zalim fasık birine verir. Ve onun çile çekmesine sevinir, mutlu olur, hasetlik eder. Evladın suçu nedir? Bu durumda hata, günah her neyse bir ara verelim burada isterseniz. Ezan okunuyor. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ezan için ufak bir ara vermiştik. Ee, bu dünya kimseye kalmaz rumuzlu bir kardeşimiz. Ee, özetle annesinin evladına neden düşman olduğunu yazmış. Aslında uzunca bir soru. soruyu Bütün soruyu okumayacağım. Annesinin evladına birçok sıkıntılar çektirdiğini, kendisiyle alakalı birçok zulümleri olduğunu söylemiş. Biz tabii söyleyenin söylediğini ifade ediyoruz. Demiş ki sonunda tüm hakları elinden alınmış biri için özetlemek adına bu kadar yazdım. Bu durumu ne düzeltebilir? Cevabınızı bekliyorum demiş Zafer Hocam. Yani annesinden bayağı bir şikayetçi kardeşimiz anladığımız kadarıyla. Kendisini hatta istemediği birine verdiğini söylemiş hanım kardeşimiz sanıyorum. Bu durumu ne düzeltebilir demiş sen. Soruyu da okumuşsun gibi anlıyorum. Genel, evet. genel itibariyle hayatımızda yani elhamdülillah Müslümanız dediğimizde zaten dünyaya imtihan için geldiğimizi kabul etmiş oluyoruz. Ee, bizler anne babamızla, evladımızla, eşimizle, arkadaşımızla, akrabalarımızla sınanacağız. Şimdi birçok imtihanda olduğu gibi burada annesi evladına ...birçok konuda haksızlık yaptığını, bununla alakalı onu yanlış kişilerle, olmaması gereken kişilerle evlendirdiğini, sihir büyü gibi bir takım şeyleri yaptığını, onun bu halinden memnunda olduğunu bahsediyor. Ciddi bu konuda muzdarip. Şimdi kişileri tek tek ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Kişiye göre farklı şeyler çıkabilir ama genel olarak annenin geçmişinde, soyunda bir takım hatalar yapılmış, onun üzerine annesinin de ekstra katlayarak arttırdığı bir takım günahlar var, hak helallikleri var. Bundan dolayı annesi nefsini bu konuda çok farklı yönde yetiştirmiş, alıştırmış, çok fazla istediğini yapmış, tamamen nefsani bir hayat sürüyor. Bununla alakalı bu kardeşimizin annesine, kızarak, söylenerek, beddua ederek, Allah'a havale ederek bir böyle hani ona buğzda bulunarak annesini arasını düzeltemez. Evlat olarak anne ve babamız dinin emirlerinin dışında bir şey emretmediği müddetçe imtihanımız gereği Rabbimizin rızasına göre onların emirlerini yerine getirmemiz gerekiyor. Rabbimizin emirlerine muhalif değilse. Bu konuda kardeşimiz Annesine varsa aynı şekilde babasıyla da alakalı sıkıntı yaşıyorsa ama ki burada annesinden bahsediyor. Annesi özelinde bütün etrafındaki eşidir. Sıkıntı gördüğü her insanla alakalı. Onlarla alakalı e, ettiği beddualar ya da Allah'a havale ettiği durumlar varsa bu anlamda bunlardan samimiyetle tövbe etmesi gerekir. Çünkü çok sıkıntı yaşadığı için çok fazla beddua etmiş ya da Allah'a havale etmiştir. Haddinden fazla yapıldığında hayatını daha da fazla kilitlemiştir. Bunlarla alakalı tövbe etmesi lazım. Onların hidayeti için dua etmesi lazım. En azından annesi olması hasebiyle, evlat olması hasebiyle, üzerinde de çok büyük bir hak olması hasebiyle Allah rızası için bunu yapması lazım. Şimdi bu kardeşimiz kendi imtihanını doğru geçebilmesi için onlara hidayet için dua edecek, tövbe edecek, gayret edecek. Şimdi annesinin e, yaptığı yanlışlar ne olacak? Annesine Allah rızası için bütün haklarını helal edecek ama annesi de yarın öbür gün Rabbim hidayet nasip etti, hatalarından dönmeyi nasip etti. E, ona da merhamet nazarıyla bakıp, Ya Rabbi ben senin rızan için anneme olan haklarımı helal ediyorum deyip onun Hani bu anlamda hoşnutluğunu gözetmeye, edepsizlik ya da bu anlamda kendisine e, çok büyük hakaretler etme noktasına düşmemesi lazım. Bunlarla alakalı gönlünü imar etmesi Rabbimizin de rızasını kazanmasına vesile olacaktır. Onun dışında annesi yarın öbür gün toparlanır, tövbe eder. Evladıyla belki helalleşemez, e, tövbe ettiği günahından dolayı belki yanmayacaksa bile, evladına yaptığı zulümden dolayı o hak helalliğinden dolayı cehenneme girecektir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve selleminde e, hayatının amacı zaten Rabbimize her duasında ümmetinden bir kulunu dahi cehennem ateşinde yakma ya Rabbi diye uğraşmış didinmiş, gözyaşı dökmüş. Onu da hoşnut etmek <laughs> adına hakkını helal edip, tövbe edip gayret etmesi lazım. Hani çok acı bir reçete gibi geliyor ama da kolay değil. Rabbimin rızası e, ee, bu yönde ise Allah rızası için gayret etmesini tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, ben de iki kelime etmek istiyorum. Sonuçta uğradığınızı düşündüğünüz eziyet, haksızlık, zulüm ne kadar büyükse Rabbimiz katında doğru şıkkı işaretlediğiniz müddetçe ödülü de o kadar büyük. Bize düşen allah Teala'nın rızası için bu haklarımızdan feragat etmek. Ama bundan feragat ettik diye Rabbimiz bu hakkımızı zayi edecek değil fazlasıyla bunu bize ikram edecek lütfedecek bunu hak helalliği videosunda da detaylı şekilde anlatmaya çalıştık hem bu kardeşimize hem de bu durumda olan diğer kardeşlerimize verebileceğimiz en büyük tavsiye ne kadar ağır zulüm altında olduğunuzu düşündüyseniz ödülünü de o kadar fazla olacağı bilinciyle Rabbimizin rızası için haklarınızı helal edin bu insanları affedin. Siz onlara dua edin. Bunlar zaten birçok maddi manevi yüklerin sırtınızdan kalkmasına da vesile olacaktır inşallah. Söyleyebileceğimiz bu konuda çok fazla başka bir şey yok. Söyleyebileceğimiz en önemli konu bu. Bu şekilde maddi manevi sıkıntıya uğramış olan insanlara karşı kalbi kırık olan kin ya da öfke, nefret içerisinde olan kardeşlerimize en önemli tavsiyemiz bu hak helallikleriyle ilgili Spotify kayıtları var. Mustafa hocamızın tebliğ paketinin içinde linkleri var. Daha sonra çektiğimiz videolar var. Lütfen bunları birden fazla kez izleyin, dinleyin. İlk seferinde insan kulağını kabartsa da kalbi kapalı olabiliyor ama birkaç kez dinleyince başka açılımlar mutlaka oluyor. Ya hepimiz bunları yaşadığımız için söylüyoruz sonuçta. Hani davulun sesi uzaktan hoş gelir gibi düşünmeyin. Hep aynı şeyleri yaşıyoruz insanoğluyuz. Kuluz ve aynı düzen içerisindeyiz. O yüzden bunları defalarca dinlediğinizde mutlaka farklı şeyler algılayacaksınız. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun bu konuda diyelim. Yeri gelmişken bahsetmek istiyorum. Bunu da anlatmak istiyorum. Şöyle bir şey var. Biz kardeşlerimize hani sıkıntılarıyla alakalı işte sabrı tavsiye ediyoruz. Affetmesini, hakkını helal etmesini tavsiye ediyoruz. Ee, karşı tarafın bakış açısını hani kalbinize düşüyor. Diyor ki yani bekara eşini boşamak kolaydır. Siz ne gördünüz ki? Ne imtihanlar gördünüz ki? Böyle ağır bir imtihan. Şu gerçek hani herkesin derdi kendisine büyük. Hepimiz öyle ya da böyle iyi kötü ağır ya da hafif nitelen kimine ağır olan kimine hafif olabilir. Rabbim dağına göre kar veriyor. Hepimiz imtihanlardan geçerek ve doğru şıkları işaretlemeye gayret ederek ve bunun da karşılığında faydasını görerek, yaşayarak bunları tavsiye ediyoruz. Hani şöyle düşünmeyin Allah rızası için hani ne sıkıntı görmüşler ki hani lay lay lom hayatları güzel, bir sıkıntıları yok, her türlü bilgi alıyorlar, şöyle oluyor böyle oluyor gibi düşünmeyin. Gerçekten hepimiz sıkıntılardan, büyük imtihanlardan geçtiğimiz için Bunları da yaşayarak, uygulayarak doğrusunu öğrenip uyguladıkça rahat ettiğimizi fark ettiğimizce bunu gerçekten e, samimiyetle anlatmaya, tavsiye etmeye gayret ediyoruz. Hani imtihan yaşamadan bunu anlatmıyoruz. Evet, allah razı olsun. Fuat Hocam sen de bir şey diyeceksin. Ayet-i Kerime'de allah Teala buyuruyor ki La yükellifullaha nefsen illa musaha Hiçbir nefse biz taşıyamayacağı yükü yüklemedik. Biz irademizle o hiçlik makamından zerrecik halindeyken tercih ettiklerimizin imtihanını yaşıyoruz. allah Teala da taşıyamayacağımız şeyi bize yüklemiyor. Muha muhakkak ki işin akıbetinde hani diyoruz ya günümüz hayır olsun, ömrümüz hayır olsun ama asıl önemli akıbetin hayır olması. Akıbetin hayır olması da imtihanları doğru geçerek olaylarda olayları da doğru anlayarak istikamet üzere devam etmek. Allah razı olsun. Ee, bu konuda söylenecek şey, şey çok. Ne kadar konuşsak saatlerce video çeksek aslında. kapsamlı çünkü abi. Evet. E, ve o videoda da anlatmaya gayret ettik. Yani gerçekten ben kendi hayatımdan yola çıkarak söylüyorum. İnsanın manevi yolculuğundaki en önemli mihenk taşlarından birisi. Hak ve af. Bunu aşabildiğiniz andan sonra başka bir level'a geçiyorsunuz diyeyim. Hani bir Sonuçta kuluz bir özelliğimiz yok. Ama bulunduğumuz noktadan bir basamak yukarıya dahi çıkmaksa konu, e, affetmek, helal etmek durumundayız. Başka bunun bir çaresi yok. O yüzden e, bunu Allah rızası için doğru anlamaya çalışalım ve doğru şekilde hayatımıza geçirmeye çalışalım. Hani biz e, sosyal medyada işte paslı zincirden samuray kılıcı, oluşuna ilişkin bir seri yayınlamıştık. Gerçekten de orada bir usta o gemiden aldığı paslı kirpas içerisindeki zinciri alıp işte ateşte eritip ondan sonra şekillendirerek, çekişle örste döverek, sulara sokarak, çıkartarak çok güzel, keskin bir kılıç yapıyor. O, bu tarz videolar var, izleyebilirsiniz. E şimdi baktığınızda paslı bir zincir var. Sonunda ışıl ışıl parlayan keskin bir kılıç var. E, bu süreç dışarıdan bakıldığında kolay görünebilir. Siz onu keskin kılıca sorsanız ben buraya gelene kadar neler çektim diye anlatır size. Ateşe soktular, suya soktular, dövüldüm, ezildim. Birçok şeye yaşadım. Ama sonuçta bu hale geldim. E şimdi bizi de bu şekilde şekillendiren Allahu Teala değil mi? Dolayısıyla bu bunlar olacak yani. Bunlardan kaçış yok. Biz en doğru şekilde o keskin kılıç olma noktasına doğru ilerlemek için gayret etmemiz lazım. Ya da olmak istemiyorsak paslı zincir olarak kalmak istiyorsak yapacak bir şey yok. Hatta bazen şöyle bir şey var. E şimdi siz paslı bir zincirken bazıları sizi çok kıymetli ya da ışıl ışıl görüyor olabilir. Halbuki o kir pas atıldıktan sonra içerden çıkıyor. Esas parlayan cevher. cevher. Bunu dün bir kardeşimizle de istişare etmiştik. E sonra siz o parlayan cevher haline geldiğinizde sizin o halinizi beğenmeyip eski halinizi daha iyi bulanlar var. Çünkü kendi kalpleri de o şekilde paslı bir zincir gibi kalmış. Biz rızaya uygun şekilde yaşamaya gayret edeceğiz. İnsanları affedeceğiz. Yani bunu doğru anlamamız çok önemli. İnşallah Rabbim hepimize doğru anlamayı nasip etsin diyelim. Hocam eklemek istediğim bir şey mi var? Abi hemen konunun içinde bunlardan bahsedince hemen bir ayet-i kerime geldi. Rabbimiz buyuruyor ki, "Sâdibilâ. Ve le bi şey'in havfi vel ve naqsin min vel Sizi biraz açlık, biraz korku, biraz maldan, biraz candan ürünlerin eksilmesiyle imtihan edeceğiz. Ayet-i kerimenin sonu ise e, gönlümüze su serpiyor ve beşir sabirin. Sabredenleri müjdele. Aslında buradaki e, sabır imtihanların ambalajıdır e, doğru sabredersek zaten o imtihanları doğru bir ambalajın içine almış oluruz. E, bu kardeşlerimize zor gelen bu imtihanlar yaşayarak Hani az önce kılıçtan örnek verdiniz ya e, insanlar sadece kılıcı görüyor ama hangi evrelerden geçtiğini görmüyor oradaki o evrelere e, insan bakarsa veya yaşantısına bakarsa doğru geçtiğinde aradan zaman geçtikten sonra kişi kendine kızacaktır ya ne kadar gereksiz şeylerle alakalı vakit geçirmişim ve kaybetmişim diyecektir. Sonra da kendi yaşantısını doğru geçtiği için başkalarını anlatmaya başlayacaktır. Allah razı olsun. Bu konuyla ilgili vakti gelince yine inşallah konuşmaya devam ederiz. Şimdi sorularımıza devam edelim. Fatma Yıldız Hanım demiş ki çocuk sahibi olamamayla ilgili aile planlaması yapmanın dolaylı olarak gizli şirk olduğuyla alakalı bir video izlemiştim. Lütfen bize de yardımcı olun. Çocuğumuz yok ve biz yıllar önce hazır değiliz gibi cahilce bir şey yaptık. Sonrasında 13 yıl oldu, olmadı. Yani çocuğumuz olmadı demek istiyor herhalde. Bize bir şey yapın, ilmi size veren Rabbimin hatırına demiş. Yani bizim elimizde bir şey yok. Biz ancak tavsiye verebiliriz, vesile olmaya gayret edebiliriz. Hepsi Rabbimizin elinde. Ama biz bildiğimiz kadarıyla birkaç kelam edelim e, bu konuyla alakalı. E, bunu aslında daha önce anlatmıştık diye hatırlıyorum. Ben e, gerekiyorsa bu konuyu bir detaylı bir video olarak da çekelim tekrar e, gizli şirkle alakalı bir video çekmiştik. Eğer siz gerçekten ben bu çocuğa nasıl bakarım, rızkını nasıl veririm ya da bunun anası ya da babası yaramaz insan, bu çocuk heba olur gibi kaygılarla bunu yapıyorsanız doğum kontrolü de olsa başka bir şey de olsa adı gizli şirktir. Değişmez. Çocuk olamama meselesiyle ilgili de Mustafa hocamız kürtaj videolarında anlatmıştı. Yani anne babanın üst soyun kürtaj düşük problemleri olması ya da kınama gibi eleştirme gibi hatalar kusurlar olması buna sebep olabilir demişti. Yapmamız gereken kendimiz ve soyumuz için soy tövbesi yapmak, hataları, kusurları anlamaya çalışmak olmalı diyerek bu soruyu şimdilik geçelim. Ee, Esra Yaşar demiş ki yaptığımız şeyin kötülük olduğunun sonradan farkına varıyorsak, neden ilk başta bunu idrak edemiyoruz ya da kalbimize doğmuyor da sonradan jeton düşüyor hocam? Keşke yaptığımız şeyin ilk anında iyilik mi kötülük mü olduğunu anlayabilseydik. Bunun bir belirtisi var mıdır? Bu konuyla alakalı Fuat hocama dönüyorum. Aslında kalp, hani bizim müftümüz kalp ya, kardeşimizin sorusuna kısa öz cevap verelim. Bizim müftümüz kalbimiz kalp de olaylara ilk esnasında aslında tepki veriyor. Ruh biliyor ya hakikati. Evet. Hakikati bildiği için sıkıntı yaşıyor. O hakikatin örtünü yap o hakikatin üstünü yaptığımız hatalarla örttüğümüz için oradan onur çıkmıyor. Ne demek bu? Şimdi müfti yani kalbimizdeki o hakikat yapılan hatalarla örtüldüğü için vicdan yapamıyoruz. Vicdan muha muhasebesi yapamaz hale geliyoruz. Bundan dolayı olayların işleyiş esnasında olayın kötü olduğunu kalp sinyal verse de nefis bunu kabul etmiyor. Niye? Nefsi terbiye etmediğimizden ötürü. Nefsin terbiyesiyle beraber çünkü dünya ve ahiret e, bir adamın iki eşi gibidir. Eğer Nefisle ruh da öyledir. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Şerif bu. Eğer nefsi ve ruhu ikisini de aynı anda, aynı haklarla, aynı şekilde idare etmez, terbiye etmezsek olayların başında bunun sıkıntılı ve problemli olduğunu, sorun çıkaracağını, günah olduğunu, yanlış olduğunu kalp bize seslense de güçlü olan taraf, nefis, akıl, mantık diyor ki ol, yok üstü örtüldüğü için ancak eşit gittiği zaman muhakkak ki allah Teala kullarına şah yakın olduğu için hakikatin, hakkın, Rabbimizin istediğini kalp ve ruh yukarı doğru sesleniyor. Nefis ne kadar ruhla eşdeğer de gitse allah Teala öyle bir kapı açıyor ki dur kulum işte bak sen gayret ediyorsun, terbiye etmeye de çalışıyorsun. Burada benden sana bir yardım diyerek önüne bir kapı açılıyor. Burada asıl incelik şu, ee, iki tarafı da güzel eğitmek lazım, ruh hakikati biliyor, nefsi terbiye etmek lazım, eğitmek lazım, öğretmek lazım. Bunlarla beraber bildiklerimizle amel edip, dünyamızı da amel, güzellik, güzel ahlak, güzel söz, güzel düşünce, güzel fikir, iyilikle süslememiz lazım ki kalbimizdeki müftü, müfti e, yukarı doğru bir hitap edebilsin, e, vicdanımızın muhasebesinde doğru olan yukarı doğru çıkabilsin. Allah razı olsun Bununla ilgili çok kısa bir şey daha Duruyor ekleyebilir miyim zaten hani nefisten bahsediyoruz ya nefis mertebelerinde e, nefsi emma en, en alt seviyede nefsimizi eğittikçe ruhumuzu yani Rabbimizin emirlerini gerçekten uygulamaya devam ettikçe ilk başta şey vardır hani e, levameye geçmeden önce mertebe mertebe zaten bu uzun uzun anlatılmıştır da İlk başta günahı işleriz en alt seviyedeyken bunun günah olduğunu bile umursamadan devam ederiz. Bir sonraki aşamada çok sonra da olsa günahtan pişmanlık olur, tövbe ederiz. Bir sonrakinde günahı işleyip hemen peşinden tövbe etmeye başlarız. Bir süre sonra daha üst mertebelerde günahı işlemek aklımıza geldiğinde tövbe edip toparlanmaya devam ederiz. Bu zaten bu kardeşimiz diyor ya neden çok sonra jeton düşüyor. Bu merhale merhale siz gayret ettikçe, Rabbimin rızasına göre devam ettikçe, nefsimizi de bu konuda eğittikçe, delillendirdikçe, zaten bu günahı işlememe noktasına geleceksiniz Allah'ın izniyle. Kademe kademe nefsimizi eğitiyoruz. Allah razı olsun. Ee, Selma Güleç kardeşimiz, güneş patlaması ve elektrik kesintisi olacak deniyor. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Bizler ne yapmalıyız demiş. Bu konuda Twitter'da yazdık. Bu konuyla ilgili bilgi de almıştık. Yani bu şeytani ordunun oyunlarından biri. Var olan süreci çoğaltarak, var olan süreci arttırarak, bunun yanına teknolojik takviyeler de yaparak insanlara zulmetmeyi planlıyorlardı. Ancak özellikle Filistin meselesinde Müslümanların etmiş olduğu dualar ve gayretler neticesinde bu konu insanlar üzerinden kaldırıldı. Bu emellerinde başarılı olamayacaklar. Olsa bile çok anlık kısa süreli bölgesel kesintiler olacaktır. Yok hükmünde sayabilirsiniz dendi. Maneviyat tarafından gelen bilgi buydu. Bu vesileyle burada da tekrar etmiş olalım kısaca. Daha detaylı kısım Twitter sayfamızda var. Oradan okuyabilirsiniz inşallah. Ceren Aslan kardeşimiz Mustafa hocamı ziyaret edebilir miyiz? Kendisine ulaşabileceğimiz bir adresi var mı demiş. Bu soruyu özellikle okumak istedim. Çünkü bu konuyla alakalı gerçekten muzları biz arkadaşlar. Yani sosyal medyadan tüm mecralardan bu soruyu çok fazla duyuyoruz. Özelden yazanlar, genel olarak yazanlar, yorum olarak atanlar var. Şimdi Mustafa hocamız da her birimiz gibi bir insan. Hepimizin bir hayatı var, bir yaşantımız var, özel hayatımız var, işimiz var, gücümüz var. Velev ki buradan herhangi bir kardeşimize evet edebilirsiniz dedik, adres de verdik. Şimdi o kardeşimize niye verdik, öbürüne niye vermedik? Neye göre bu ayrımı yapacağız? İnsanları neye göre ayrıştıracağız? Böyle bir şey olursa kapının önünde onlarca yüzlerce kişilik kuyruklar olduğunda... ...biz yapmamız gereken vazifeleri nasıl devam edeceğiz? Yani mesele burada Mustafa hocamıza ya da bizlerden birinize ulaşmak değil. Bu konuyu video olarak da yazdık, çizdik, anlattık. Ee, anlattığımız hakikatlere ulaşın diyoruz ısrarla. Bunun yolunu da çeşitli şekillerde önünüze sermeye gayret ediyoruz. Ee, özelden yazarak veya buradan talep ederek bizden bu konuda... ...bir adres ya da bir telefon alamazsınız. Bunu Zaten Mustafa hocamız adına bizim vermek gibi bir yetkimiz yok. Kendisinin de böyle bir e, yapacağı bir şey yok. Anlattıklarımıza ulaşmaya gayret edin. E, bizim de bir vazifemiz olduğunu, yapmamız gerekenler olduğunu lütfen anlayışla karşılayın. E, diyerek bu soru vesilesiyle bu konuyu da tekrar bir gündeme getirmek istiyorum. Çünkü e, biz bunu veremeyiz, yapamayız. Dedikçe bu sefer başka cevaplar almaya başlıyoruz. İşte kibirli olduğumuz ya da ne önemi var işte bir Müslüman kardeşiniziz yardım istiyoruz gibi bazı Allah-u Teala'yı da araya katarak bazı olmayacak cevaplar alıyoruz. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayın çünkü bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Rabbim siz gereken çabayı gösterdiğiniz anda bizi sizin ayağınıza hizmetçi olarak da getirir getirmiştir de. Ama ben bir çaba göstermeden siz benim yerime yapın diyorsanız biz size dua ederiz. Bunun dışında elimizden gelen bir şey maalesef yok arkadaşlar. Bunu şeydi, şeydi geçen de gelmişti. Ee, demiştin ya özellikle ulaşmak istiyorum. En evet. son diyorsun ya nedir derdiniz? Neyse hani biz yardımcı olmaya çalışalım babında. Evet. İlla özel ona söylemem gerekiyor durumu var ya. Aslında orada tamamen şartlanmayıp belki sıkıntısını söylese onunla alakalı bir tavsiyede de bulunulacak. Evet. İlla Mustafa Hoca ile görüşeceğim, Mustafa Kaya'ya ulaşmam lazım demese bununla alakalı belki ona ulaşılacak. O derdiyle alakalı bir tavsiyede bulunulacak. O özellikle hedefe kilitlenip yapanlar için kesinlikle tamamen duvara dönüyor. Yani bununla alakalı yapacak bir şey yok. Yani bir de şey gibi tavırlar işte Cumhurbaşkanı'na ulaşmak daha kolay ya da Cumhurbaşkanı mı bu niye vermiyorsunuz numarasını gibi. Yani bakın bir başka kişi ya da kurum ya da oluşum ne adı her neyse oraya talepte bulunuyorsunuz. Ondan sonra o kişilerin özel bilgilerini almayı kendinizde hak görüyorsunuz. Bu konuda da olumsuz bir cevap aldığınızda insanlara bu sefer başka ithamlarda bulunuyorsunuz. Ya yani bu Tenzih ediyorum yani 100 kişi de bir kişi bu belki ama gerçekten bazen biz de insanoğluyuz, kuluz, etten kemikten yaratıldık. E, biz de bazen böyle bir anda bütün e, modumuz sabah telefonu açar açmaz böyle şeylerle karşılaşınca bütün motivasyonumuz düşüyor bir anda. O zaman şeytan zaten fırsat kolluyor bu, bu konularla alakalı. Yani biraz sadece anlayış talep ediyoruz. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Herkesin her sorusuna cevap vermeye gayret ediyoruz. Yol göstermeye de gayret ediyoruz. Ee, ama bu konuda bizi anlayışla karşılamanız lazım ya kimseye özel olarak numaramızı verelim adresimizi verelim gelsin gitsin diye buradan hele genel e, sosyal medya hesapları altından böyle bir e, cevap vermemiz söz konusu değil maalesef ee, anlayışla karşılamanızı tekrar bir kere daha talep ediyoruz Allah rızası için hani bize Allah rızası için deniyor ya biz de aynı şeyi söyleyelim Allah rızası için bizi anlayışla karşılayın lütfen ee, Enes hocam burada özellikle sizin isminizi verilerek bir soru vardı. Onu soruyorum o zaman. <laughs> YouTube'da Cübbeli Hocamızın 12 rekat hacet namazı tarifi var. Onda son rekatta selam vermeden secdede okunacak sure ve Arapça dua var. Ben hamilelikten dolayı uzun duramıyorum secdede. Oturarak kılınan namazdaki gibi eğilsem öyle kılsam olur mu? Secdede Allah'a dua etmek istemek daha makbul ya. Ondan yapamayınca sanki namazı tam kılamamış gibi hissediyorum. Nasıl kılayım? Yardımcı olur musunuz? Allah razı olsun demiş. Bu konu geneli itibariyle ibadetler konusunda fikir verecek diye düşündüğüm için bunu cevaplamamızı, belki bir genel cevap anlamında cevaplamamızı rica ediyorum. Şöyle, Cübbeli Ahmet hocamız ehl-i sünnet bir alimdir. Allah razı olsun birçok hizmetleri vardır. Kardeşimiz de nacizane namaz kılmak istiyor ama bir zarureti var. Namazını işte secdeye gitmek istiyor ama gidemiyor. E nafilelerde kıyam şartı yoktur. Yani ayakta durma şartı yoktur. Nafilelerde oturarak da namaz kılabiliriz. E özürlü olanlar nasıl ki ayaklarını uzatıyorsa, eee rükuda biraz eğilir, secdede de biraz daha eğilir. E, bu şekilde namazını kılabilir. Yani buradaki 12 rekattır veya işte bundan alakalı yani oradaki Cübbeli Ahmet hocamız ne tavsiye etmişse onun sözüdür. Biz ona bir şey söyleyemeyiz. Kardeşimiz kılmak istiyorsa oradan referans olarak onu uygulayabilir. Tabii en, ni niyet her zaman en önemlisi. Tabii tabii yani İslam çok kolay bir din, yaşanılır bir din. allah Teala Teala yani bu dini gönderdiyse zaten yaşayabilme potansiyeli vardır kulun. Ayakta kılamıyorsan oturarak işte vesaire. Veya su bulamazsan yanında bir tuğla veya işte tozdan da teyemmüm olarak ibadet yapabilir. Allah razı olsun. Amin. Ee, Dream Futbol nikli bir arkadaşımız. Selamun Aleyküm. Bebek bekliyorum. Sağlıklı hayırlı bir kızım olsun diye dua edip hacet namazı kılsam bir sakıncası var mıdır acaba demiş. Enes Hocam zaten buna cevap da yazmış altına. allah Teala'dan her türlü hayırlı muradımızı talep edebiliriz. Niyetimiz kalbimiz doğru olduğu müddetçe bir problem yok. Yani acat namazı kılınabilir, tövbe namazı kılınabilir, secdeye eğilip dua edilebilir. Hepsi olabilir. Özellikle kızım olsun diye orada sadece bir şey belirtilmiş. Yani en hayırlısı hangisi olacaksa kendisi için onu dilemesi, evet. dua etmesi daha eftaldir. Hani belki cinsiyeti bellidir, hayırlı, sağlıklı olsun diye dua etmek istiyorsa o ayrı ha, bir şey o ama o özellikle o. kızım olsun diye istiyorsa evet. <laughs> o da başka bir konu yani. <laughs> evet Allah razı olsun. Ee, Serap Telli kardeşimiz çift yarık deneyi hakkında Mustafa Bey'den sohbet bekliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun demiş. Bu konuyu Mustafa hocamıza ileteceğiz inşallah. Bununla ilgili bilgi gelirse maneviyatı uygun görürse paylaşırız. Berna Gencal Selamun Aleyküm. Zaman kavramı yoktur deniyor kimi kitaplarda okumuştum. Şu anda her şey oluyor. Yani İstanbul şu an feth olunuyor ya da biz 2023 yaşarken başka bir anda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğuyor. Kısaca her şey o anda oluyor kavramını açabilir misiniz demiş. Bu konuyla alakalı da Spotify'da ses kayıtlarımız vardı. Zaman ve zaman yolculuğuyla alakalı bu kayıtları dinleyebilirsiniz. Zaman kavramı geniş, değişken bir kavram. Herkesin nasıl anladığıyla da alakalı. Evet, Ebru Pınar demiş ki son dönemde hastalıkların iyileşmesinde çok katkısı olduğu iddia edilen yeni bir yöntem türedi. Örneğin anneler çocuklarında oluşan rahatsızlıklar için hamileliklerinden bir yıl önce başlayan hamilelik süresini ve bir yıl sonrasını kapsayan dönemlerdeki travmaların neler olduğunu hatırlayıp bunlarla ilgili üzüntü ve pişmanlıklarını çocukları uykuya daldıktan 45 dakika sonra onlara anlatıyorlar. Pişman oldukları hususlar için özür dileyerek 21 gün bu uygulamaya devam ediyorlar. Bu yolla birçok rahatsızlıktan kurtulduğunu iddia edenler var. Bu yöntemin manevi pencereden bakıldığında yorumu nedir? Çok teşekkür ediyorum. Rabbim cümlenizden razı olsun demiş. Zafer hocam bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Şimdi e, enerji ya da onun gibi uygulamaların farklı bir açılımı diyebiliriz Aslında Bir de burada 21 gün deniyor. genel itibariyle manevi anlamda bir şeyin tesir edebilmesi adına 21 gün manevi reçetelerden de bildiğimiz üzere en az 21 gün uygulanması tavsiye edilir. Hani e, evrene pozitif enerji yollayalım diyorlar. Biz diyoruz elhamdülillah Müslümanız Rabbimize dua edelim. E, ne bileyim herkesi, her şeyi affedelim diye tavsiye ediyorlar. Biz de Allah rızası için herkese hakkımızı helal edelim diyoruz. Bunu anlatıyoruz. Bunun farklı bir versiyonu aslında. Hani günahlarınızı itiraf edip, travmalarınız diyor ya günahlarımızı itiraf edip Rabbimize tövbe ederek biz bunu yapabiliyoruz aslında. Tebliğ paketinin altını özellikle çiziyoruz. Hani e, Rabbimin esmalarını zikretmek yerine grobovia sayılarını yerine koymuşlar ya, sonuçta bir şeyin içinden özünü alınca, Allah rızasını, Rabbimizi aradan çıkartınca, o iş ne kadar makbul, ne kadar muvaffakiyet nasip oluyorsa, biz burada evladımıza karşı işte ona telkinlerde bulunup, o travmaları onun ruhuna güya tebliğ ediliyor, şeklinde düşünebiliriz. Ne kadar hani yumuşatabilirsek de fark etmiyor. Allah rızası için yapmadığımız hiçbir şeyde tam anlamıyla bir muvaffakat olmaz. Enerji uygulamalarında kısa süreli rahatlamalar oluyor. Bununla alakalı kayıtlar var, videolar var. Hani atıyorum bir başınız ağrıyordur. Başınızın ağrıması o an için geçip başka bir bölgeye ya da evladınıza bu anlamda sıkıntı veriyor şeklinde olabilir. Yer değiştirir. Kısa süreli oyalanmış olursunuz. En doğrusunu tebliğ paketini uygulayarak Allah için yapabilirsiniz. Evet geçen son bir iki sohbetten birinde de vardı sanıyorum. Yani sonuçta allah Teala'yı aradan çıkartan hiçbir yöntem rahmani değildir. Kim tarafından yapılırsa yapılsın. Uyguladığını söyleyen kişi ehli sünnet olsun, sarıklı olsun, sakallı olsun veya ne olursa olsun. Eğer allah Teala aradan çıkartılmışsa o yönteme biz rahmani diyemeyiz kişilerin birbirlerinden özür dilemesi, af dilemesi her zaman söylenilen bir şey ama sonuçta esas affın da bir sahibi var. O makama gitmeden, o makamdan istemeden başka yöntemlerle yaptığımız işlerde hep şeytanın değirmenine su taşıyoruz. Farkına varmadan konu başka yerlere kaçıyor. Yani o yüzden Allahü Teala'nın her daim işin en temel noktasında olması lazım. Talep edeceğimiz nokta orası. Buyur Enes Hocam. Şimdi konuya entegreli bir şey söylemek istiyorum. Eğer korku, panik, travma vesaire gibi şeyler varsa birçok nacizane bakmış olduğumuz kardeşlerimiz var. Şimdi bilinçaltı dediğimiz bir olay var. Biz burada maneviyattan buna ruhun beyni diyoruz. Yani kafanın et beyni olduğu gibi ruhun da beyni var. Bazen bakıyoruz üzerinde musallatlar yok ama ruhun beyninde zamanında hani örnek vereyim karşıdan karşıya geçerken bir anda e, kaza olmuştur. Oradaki o bilinç altında kaldığı için yıllarca hep bunun e, psikolojisinde kalıp bir türlü kendini toparlayamayabilir. Evet. Kendisini toparlayamayabilir. Burada yapması gereken hani travmalardır vesaire. Bunları nasıl temizleyeceğiz? E Esma-ül bakacak olursak el Kuddüs ismi Allah Teala'nındır. E Allah Teala'dan da bunu talep talep edebiliriz. Rabbim bilinç altında olan korku, endişe, kaygı, tasa, travma namına neler varsa bunları temizle diye ve bunlara da tevbe ederek gayret edersek o zaman tünelinde eğer 20 sene geriye gitmen gerekiyorsa o dosyan kapanırsa oradaki o travmatik o, o sahne olay yaşadığı handikap ortadan kalkmış olur. böylece kul kendi bilinçaltı temizliğini de kendisi Rabbisine yönelerek elde etmiş olur. Allah razı olsun. başka bir soruya geçiyorum. Ergun Demir Bozan Yedi Uyurlar'la ilgili bir soru sormuş. Yedi Uyurlar hadisesinde Ashab-ı Keyf farklı bir alemde mi zaman geçirdiler? Rabbim sizlerden razı olsun demiş. Sizden de olsun kardeşim. Konuyla ilgili dün yayınlanan videomuzda zaten ben Mustafa Hocam'a bu konuyu sormuştum. Bununla alakalı maneviyattan talepte bulunduk. Cevabı gelir ise bu konuyla ilgili bir video yayınlarız inşallah. Beraber gitmiştik hatta oraya da. Evet. Bir takım hani illaki bir takım bilgiler alınıyor ama... Dediğim gibi şartlar, yeni deliller, yeni şeyler ortaya çıktıkça bunun altına bu bilgileri verirsek daha da evet, detaylı bir bilgi gelirse onu paylaşacağız inşallah. Ee, Tuğba Ünal kardeşim demiş ki selamun aleyküm hocalarım. Bir videoda ruhun anne karnına gelişinden bahsettiniz. Merak ettiğim erken düşüklerde ruh anne karnına geliyor mu? Yani düşüklerin de ruhu yaratılmış oluyor mu? Özellikle erken kaybedilen bebekler için soruyorum. 5 ya da 6 haftalık olanlar için demiş. Benzer soruyu Gamze Emine Hanım da sormuş. Hani anne karnındaki bebeğe kaç haftalıkken ruh üflenir diye. Bu konuyla ilgili ne söyleyebiliriz Fuat Hocam? Şimdi kaynaklarımızda 3.40 geçer. Yani ilk 40 oluşum süreci. ikinci 40 bir de üçüncü 40, 120 gün. Bazı rivayetlerde denmiştir ki ilk 40 günden sonra gelir ruh üflenir. Bazı rivayetlerde denmiştir ki son yani 120. günün sonunda gelir. Ee, bunlarla alakalı zaten Mustafa hocamızın anlatmış olduğu Spotify'da, YouTube'da konular var. Ruhun gelme aşaması nasıl olduğu ile alakalı. Konu şöyle oluyor. Niyazi Mısri Hazretleri'nin bahsetmiş olduğu bir beytinde ruh öyle bir maddedir ki ben mefhumunu söylüyorum. Gökyüzünde asıl adı kandiller gibidir. Vakti saati gelen o kandilden gelmesi gereken mekana gelir girer. Ben mefhumunu söylüyorum yani genel anlayacağımız dilde söylüyorum. Ruhlar yaratılmıştır. Bulundukları bir mekan vardır. O mekandan sırasıyla gelir. Metafizik varlıkların etkisiyle yaptığımız hatalarla düşüklerin de olabildiğini fark ettikten sonra... ...ve bunun bilgisini aldıktan sonra e, ruhun aslında... Manevi yönden bakıldığında ana karnına sperm düşüyor, ufak bir oluşumdan sonra ruhu o, o bölgeye geliyor. Mesela 2 haftalık, 3 haftalık olmuş, düşük olmuş e, veyahut da bir aylık olmuş, düşük olmuş kardeşlerimize baktığımızda o kulun, ruhunun oraya geldiğinin bilgisini aldık biz. biz. Yaptığımız istiharelerle. Yani şunu demek istiyorum düşük neden oluyor bunun videosunu çektik. Yaptığımız hatalar bazen düşüğe sebep olabiliyor. Bundan dolayı diyoruz ki siz istihare yapın. Görmüş olduğunuz cinsiyete binaen de isim koyun. Allah'tan talep edin. Onun orada kabrinde bulunduğu e, makamda nasıl bu dünyada yaşayan, halu hayatta yaşayan çocuklarınıza davrandığınız gibi ona da davranacak şekilde sadakalar verin, dualar edin diyoruz. Bunun sebebi bu. Zaten Niyazi Mısri Hazretleri çok büyük bir Allah dostudur. O da kendi şeyinde belirtmiştir, belirtmiştir. Gökyüzünde asılı kandil gibidir ruh. Gelir mekanına girer. E, düşüklerin sebebiyetinden dolayı e, erken dönemde, erken dönemden kastımız şu iki haftalık ruh gelmiş. Ruh geldi. Baba, anne baba evdeyken anne ne yapmış? Eşine karşı buz etmiş, kinlenmiş, kibirlenmiş. İşte neden senden çocuk yapıyorum ki? Allah niye bak hamile haberimi de aldım, hamile haberime de aldım keşke senden evladım olmasaydı diyor. O sözün açtığı kapıyla metafizik varlık gelip rahim duvarına veyahut da bulunan yere müdahale edip oradan düşmesine sebebiyet verebiliyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ruh gelir. Daha detaylı bir ne zayıf ne hasen ne de sahih hadis mevcut değildir. Bunu anlamak lazım. Biz maneviyatın <laughs> ve daha evvelki Allah dostlarının söylediği sözlerden ve günümüzde aldığımız istiharelerin bilgilerini aktarıyoruz. İnanıp inanmamak kardeşlerimize kalmış ama bunun neticesinde birçok sıkıntının düzeldiğini ben kendim ve diğer hoca kardeşlerimiz Mustafa Hocamız başta olmak üzere herkes şahit olduğu nice sorunların, problemlerin Rabbimizin izni ve müsaadesiyle düzeldiğini görmüş olduk. Burada şöyle bir şey var. Bu bu soruyu soran kardeşimiz için konuşmuyorum ama bunun arka planında şöyle bir tehlike var. İşte 5 haftalık olmadan ruh atanmadı oraya ana karnına gelmediği için o arada çocuk alınsa da düşse de bir şey olmaz toprak olur bir sorumluluk yoktur gibi hatta bunu maalesef ya. duyduğumuz bana filanca hoca söyledi diyen kardeşlerimiz oldu. Yani bu çocuklarla ilgili bir sorumluluğunuz yok. İşte 3 haftalıkken sen gayret edip uğraşıp düşür nasıl olsa ruh gelmedi o yüzden bir problem yok ya da işte Dört haftalıkken, 5 haftalıkken kürtaj yaptır. E nasıl olsa ruhu yok, o yüzden bir sorumluluk yok. Arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü biz hatırlarsanız birçok hasta, sıkıntısı olan insanla ilgili yaptığımız istişarelerde, istiharelerde deniyor ki o kişinin mesela düşüğü var veya o kişinin kürtajı var. O kişiye sorduğumuzda o kişi böyle bir şey hatırlamıyor. Yok çünkü çok erken dönem olmuş, düşük belki bir et parçası iken düşük olmuş. Orada yaptığı bir hatadan ya da bir niyetinden dolayı o düşük olmuş. O hiç farkına bile varmamış. Ama buna rağmen karşılığında bir sorumluluk var. Demek ki ruhana karnına düştüğü Hı. andan itibaren oraya bir ruh atanmış. Mustafa hocamız şöyle tarif etmişti. Hani bir e, bidona bir musluktan damla damla suyun dolması gibi düşünün. O anda başlayıp ergenlik çağına kadar gelip ruh ataması devam ediyor. Ergenlikten itibaren ruh tam anlamıyla gelmiş oluyor parça parça ama çocuk 3 yaşındayken de bir kısmı var. Aynı şekilde ölüm yaklaşınca da parça parça yine kademe kademe çekilmeye başlanıyor denmişti. O yüzden ana karnına düştüğü andan itibaren sorumluluk var. Zaten yani o beden niye ana karnına düşüyor ki? Oraya bir ruh atanmasa. Yani bir de o niyet üzere e, gayret ediliyor ya da edilmiyor. O evet. niyet varsa, ortada bir e, bu yönde bir şey varsa, onun da ondan hasıl oluyor. E, bir de özellikle kürtajla alakalı, yakala yani yakala yak, karşıla ölçtür. Bir de özellikle kürtajla alakalı karşılaştığımız kardeşlerimizde, yani kürtaj yapan ailelerde kesinlikle huzur olmuyor. Bunu kesinlikle bunun tövbesini, bununla alakalı tavsiye edilen gayretleri yapsınlar, tövbelerini, hak helalliklerini, bir şekilde sadakalarını, o evladıyla alakalı yapması gerekenleri kesinlikle yapsınlar. Yoksa ailelerinde ciddi huzursuzluk ve evlatlarında da ciddi sıkıntılar oluyor sonraki evlatlarında. Allah razı olsun. Enes Hocam senin ekleyeceğin bir şey var sanırım. Söylediniz ya işte 3 haftalıkken nasıl olsa ruhu yok, bir sorumluluğu yok deniliyor. Şunu unutmamak lazım. Ruhlar Bankası diye hani öyle adlandıralım. Ruhların olduğu bir mekan var. Velev ki atanmadı diyelim. Sonuçta o ruh orada ya gelmesi gerekiyordu. E, ruh gelmeden de hani düşük falan oldu diyorlar ya. E, gelmemesine sebep olduğumuz için yine ruh gelmese bile yine sorumluyuz burada. Yani evet. bunu e, biraz çetrefilli bir konu. E, yani anlatmaya çalışıyoruz ama bazen çok bu konularda itiraz geliyor nacizane. E, kafasına ve gönlüne takılan kardeşlerimiz varsa bir istihare yatarlarsa gerçekten e, bu çocuğun 3 e, haftalıkken, 2 haftalıkken vesaire düştüğünde Ruhu var mı, yok mu? Rabbim zaten bunun tecellisini gösterecektir. Ruhlar bankasında ruhlar bakidir. Çünkü Rabbim ruhları yaratmıştır. Bir abimiz vardı. Böyle iki tane eşinin kürtajı var. Bununla alakalı kendisine bilgileri verdik. Yaşadığı sıkıntıların sebeplerini anlattık. Yapması gerekenleri de söyledik. Eşi daha sonra bu konuyla ilgili fetva attığını arayıp sormuş. Demişler ki öyle bir bilgimiz yok bizim. Yani böyle bir şey yok demeye getirmişler. Hal öyle olunca o da demiş ki bana buradan böyle bir fetva verildi. Benim bir şey yapmama gerek yok. Tekrar bana geri döndü. Biz bize maneviyattan gelen hakikat bilgisini iletmekle yükümlüyüz. Zahirde bu konuda farklı şeyler söylenebilir. Söyleyeceğimiz çok bir şey yok mu? Yani olanı söyleriz. Uygulamak ya da uygulamamak kişilerin bileceği iş. Ama zaten aklettiğiniz anda bunu anlıyorsunuz. Yani ruh oraya atanmasa vücutta neden embriyo oluşsun? Yani kendi kendine oluşacak bir durum değil bu. O yüzden biz dikkat edelim bu konularda da ne diyelim hani emniyet şeridine girmeden konuyu doğru güzergah üzerinde yürütmeye çalışalım inşallah. Bir soru daha soracağım, ondan sonra bölümü kapatacağım. Zafer hocam bu soruyu size soracağım dualar ve zikirler rumuzlu bir kardeşimiz. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun. Yapmış olduğunuz ilim paylaşımlarından dolayı yaşamakta olduğumuz zaman içerisinde insanlar geçim derdine düştüğünden maneviyata zaman ayıramaz hale geldi. Rızka kefil olan Allah Celle Celaluhu insanların aklına gelmiyor. Bundan dolayı rızkın genişlemesi meşakkatsiz bir şekilde rızk temini için bilgi verebilir misiniz demiş. Rızık konusu çok geniş bir konu, çeşitli yayınlar, Spotify kayıtları var. Belki bunu tekrar güncel anlamda tek bir ele alıp bir video çekmemiz de güzel olabilir, kalbime geleni söylüyorum. Ama kısaca bu soruya da bir cevap verip yayınımızı öyle kapatalım inşallah. Rızık konusunda kesinlikle rızkımızı, kazancımızı olabildiğince haramdan, günahtan, yalandan, dolandan yaptığımız iş yerindeki hani bir yerde çalışıyorsak o iş yerinin, patronun ya da çalışan, çalıştığımız iş yerinin hakkına riayet ederek helalinden kazanmaya gayret ediyor olmamız lazım. Bunu kazanırken şükrediyor olmamız lazım. Bunu nerelere harcadığımıza dikkat ediyor olmamız lazım. E, şükür nimeti arttırır. Bunu kendimizden bilmememiz lazım. Ben çalıştım, ben kazandım deyip işin içine enaniyeti sokmamamız lazım. Kazandığımızı Rabbimizin nasip ettiği, Rabbimiz rızka kefil ama çalışmamız da vacip kılmış rızkımızı kazanmak için biz vacibin olan e, senin istemiş olduğun üzere çalışmaya gayret ediyoruz deyip rızkın Rabbimizden geldiğinin bilincinde olarak gayret etmemiz gerekiyor. Bununla alakalı genel olarak böyle bir tavsiyemiz var. Bunun çok daha farklı farklı şeyleri var. Hani en basit e, evdeki rızkın, Bereketin gitmesiyle alakalı daha önceki kardeşlerimizin de söylendiği mesela manevi olarak aldığımız bilgiler istihare sonucu alınan bilgiler eşlerin birbirini ihmal etmesi bile aslında rızkını azaltmasına vesile oluyor Rabbimizin birbirleriyle olan muhabbetlerinin birlikteliklerinin bile rızkını arttırdığını bilgisini alıp kardeşlerimize paylaştık. Bu yönde gayret edenler, devam edenler de bununla alakalı bayağı bir rızıkların arttığı konusunda geri dönüşleri oldu. Bu mesela çok bilinmeyen bir şey. Ama bu da rızkın artmasına vesile oluyor. Bir de rızkın bereketin gitmesinde şu an şehir hayatı yaşıyoruz. Mesela mutfak giderlerinin tuvalet giderleriyle birlikte gidiyor olması bile bereketin gitmesine, birçok konunun aslında üzerimize gelmesine ayrı bir sebep. Hani anti parantez böyle ufak ufak nüanslar vermek adına böyle bir şey var. Bunu tabi geniş bir şekilde anlatmak çok daha doğru olacaktır. Ben de iki küçük tiyo vereyim. Yani bu konuyu mutlaka oturup detaylıca konuşalım, anlatalım. Bir, rızık deyince aklımıza sadece maddi imkanlar geliyor. Rızık maddiyattan mı ibarettir? İnsanın rahatlıkla almış olduğu nefes de bir rızık mıdır? Sağlık da bir rızık mıdır? evlatlarda bir rızk mıdır? Değil midir? Yani milyonlar sahibi olup evlat sahibi olamayan, milyonlar sahibi olup bizim şu anda çektiğimiz nefesi içine çekemeyen insanlar var mıdır yok mudur? Kardeşlerimiz lütfen bunu bir düşünsün değerlendirsinler. İkincisi insan olmaya kendimiz karar verdik. Hiçlik makamında sonra buraya geldik ya imtihana. İmtihana gelirken de belli pozisyonlar seçtik. Opsiyonlar belirledik. Rızkımızın ne kadarını buraya getirdik? Ne kadarını orada bıraktık? Burada lazım olanlar mı daha önemli, orada lazım olanlar mı daha önemli? Bunları da kardeşlerimiz birazcık tefekkür etsinler. Biz bu konuyu en kısa zamanda bir e, detaylı video haline getirmeye gayret edelim inşallah. Enes Hocam senin de söyleyeceklerini alalım, sonra bu bölümü kapatalım. Şöyle ifade edeyim abi, bazen rızkı biz hep gelenle adlandırıyoruz ama bazen de rızkın gelmemesi de bir rızık, o pencereden bakacak olursak yani bize bir şey gelmiyorsa onun da Rabbimiz tarafından bize verilmiş bir rızık olarak kabul edersek o zaman zaten olan rızkımızla da yetinmiş olacağız. Yani rızkın dediğiniz gibi alanı çok geniş. Rızkımızı da eğer hapsettiysek biz kendi hatalarımız ve günahlarımızla onu da zindandan çıkarmak yine bizim kendi gayretimizle alakalı. haps olan rızkımızı ancak tevbeyle, Allah'a itaatle elde etmiş oluruz. Efendimizin tabiriyle Rızık Allah Teala'nın kudreti elindedir. Kudret elinde olan o rızkı kul ancak ona itaat ederek elde edebilir. Bir de burada şöyle bir şey de var. Yani Allahu Teala biz kulları buraya imtihana gönderirken haşa senle benim aramda torpil mi uyguladı? Yani sana daha çok, bana daha az ya da bana daha az, sana daha çok mu verdi? Ya yani bu bunu da doğru anlayalım yani gerçekten yoksa çünkü işte zengin olanlara bakıp özeniyoruz. Ben fakirim diyoruz. Yani sanki Allah haşa onlara bir torpil geçti. Bizi de fakir bıraktı. Bize bir şey vererek bizi buraya göndermedi gibi düşünüyoruz. Allah-u Teala'nın adalet sıfatı var. Bunu unutmayalım. Yani ipi nerede göğüsledik? Gittiğimizde yanımızda ne var ne yok bunlara da dikkat etmemiz lazım. Şimdi tabii konuya çok girdikçe uzuyor iş ama bir iki fragman olsun demiştik. Fuat Hocam sen de bir şey söyleyeceksin anlaşılan. Desteklemek adına birkaç şey söyleyeyim haber. Mustafa Hocamızın bu konuyla alakalı yapmış olduğu bir video ses kaydı da vardı. Ee, rızık konusuna gelince hani kendimiz tercih ettik diyoruz ya adam rızkı 3 bardak üzerinden koyalım şöyle üç bardak. Demiş ki ya ben şu dip kısmını yani 100 gramlık kısmını dünyaya taşıyayım. Dünyada ben yetineyim. Bunu kabul ediyorum. 900 gramlık kısmı da kabrime, mahşerime, cennet hayatıma serpeyim demiş. Şimdi böyle tercih ettik ya o tercihi yaşıyoruz. Yani bunu daha çok uzun anlatabiliriz. Evet ana programa i̇nşallah. kalsın inşallah. O zamana kalsın. Ee, soru cevaba şu anda bir ara vermiş olalım. Çünkü daha çok fazla soru var. İnşallah bütün soruları tamamlamaya gayret edeceğiz. Bunları tamamladıktan sonra yine başlık açıp böyle bir yere toplamaya çalışacağız. Çünkü öbür türlü farklı videolar altında... Farklı sorular olunca e, takip etmemiz zor. Bu sefer de kardeşlerimiz alınıyor diyor ki işte şu kişiye cevap verdiniz bize vermediniz. Bundan sonra soruları mutlaka böyle başlıklar altına toplayarak devam etmek istiyoruz. E, şimdilik bize müsaade sürçülisan ettiysek affola. E, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim. E, Rabbim cümlemize doğru anlamayı, doğru yaşamayı ve doğru anlatabilmeyi nasip etsin. Hayırlı akşamlar.